Bir dakika, bir dakika. Geçen erayı bir yere daha etiketledim. Alakasız, amına koyayım, dur. Hasta amına koyayım ya. Dur, bulacağım, dur. Oh, Ha, avcı. ha, Avcı. Erayın. Balıkçı. Balıkçı. Çiftçi. Cyber, senin Hayırcı. amına koyayım Cyber ya. Herkesin bir fiyatı vardır yazmış. İyi etiketledim buraya. Bak, bir yere daha bir şey etiketledim. Ha, buraya buraya. Şu fırsatları, indirimleri, Ebu Zeng, herkes gerçekten moron geri zekalıdır. Bu kadar çoğunu kovalayan bir millet gerçekten görmedim. Bacağınıza sıkıyorsunuz. Yaptığınız tek şey bu sikik sonradan görmeler demiş. Eray Ya baba, niye erayı etiketliyorum? Buraya Ama niye benim erayı aramı etiketliyorum? bozdu. Twitter'da götümü sikiyorlar benim ya. Baba, her böyle var ya, ne kadar şikayetçi bir şey görürsem seni etiketleyeceğim her yerde. Herkes, bak, yıl sonuna kadar, öbür yıl sonuna kadar herkes seni şey yapmış olacak, engellemiş olacak ha. Niye, sen hasta mısın? Niye böyle bir Bak, şey yapıyorsun? Cari Malatya'da kayısıyım yazdı, ben de ne attım. Of. Kurumuş boğazım. Devam. Doğru. Kaç Ve saniye? iPhone 12 Efendim? ne? Efendim? Lan dur. Ki Pro kutu açılışı, kılıflara bakışı ve MagSafe'in yapıştırılışı isimli video ile bulunuyorum. Bunların çok abartılı bir videosunu yapmaya gerek yok. Bu ilk ön izleme, ön Kemal. bakış videosunda. Ha. MagSafe hakkında ne düşünüyorsun? Yoksa bir biliyor musun? Orası bir şey, bir izleyelim, ondan sonra bir düşünelim neyi Hayır lan, diyorsun. açıklandı ya daha önce. Şimdi kutu açılımı ya, belki daha önceden Ya daha mantıklı açılmamış gibi geldi bana o. Mantığı daha mantıklı gibi geldi. Yani şu olay şu arkadaşlar, aslında bir dakika göstereyim. Ya evde MagSafe yok, onu göstermeyeceğim şeyden. Mesela şu gördüğünüz mesela iPhone şeysiz, temassız, hani şuraya koyuyorsun. 17 saniye izlediği anda. Bu şarj, ya senin amanı sikim, onun için mi yaptım? Ben de ciddi burada bir şey anlatıyorum ya. Yok lan, ciddi sordum bu arada. Ciddi sordum. Bak, buraya böyle atıyorum iPhone'unu koyuyorsun. Burada kayar mı, düşer mi, bir şey mi olur? Şimdi bunun gibi bir yuvarlak küçük bir şey yapıp arkasına pıt diye koymalık bir şey yapmışlar. MagSafe dedikleri o, değil mi? Evet. Bence mantıklı oğlum. Ne yani, öyle isteyen de kullanır, öyle isteyen de kullanır. Bunun Tabii, mantıksız, kablo yollamıyorlar yani zaten. bunun mantıksız deme olayım bana mantıksız geliyor herhangi birinin. Çünkü olan bir özelliği geliştirmişler. E tamam, olsun yani zaten. Kemal, şeyi duydun mu sen? Neyi duydun Mali? Fransa'daki bir sağlık yasası yüzünden bedava Neredeki? kulaklık veriyorlarmış. Neredeki? Fransa. Tut mu? Ses 1-2. Hey. Herkes de mi? Şimdi Evet, güzel mi? iPhone 12 aldığında bedava kulaklık veriyormuş Apple. Oğlum, Kutudan pıt pıt çıkmıyor ya. diyorlar. Kablolu mu? Ha, düzeldi mi? Normal kulaklık Tamam. işte. Yani. Bize? Bizde ne şarj kablosu var, ne kulaklık Ya var. Baba, o hiçbir kutudan yerde yok. kulaklık Fransa çıkmıyor. Buraya Ali. telefon da koymasaydınız. Fransa Ali. Kutudan Bununla ilgili bak, Cyber gibi düşünenlerle ilgili güzel bir goy goy geçiyorlar. O videolarda izleriz. Devam. Sadece kutularını açalım bakalım, öyle öyle saçmalamayalım yani şeylerle. Allah. iPhone'da ilk kez yeni bir iPhone çıkıyor ve şekilli şukullu. Çıtayı böyle öyle bir yere koydu ki, ben yemin ediyorum zamanında şeyi düşünüyordum. Ya ben de işte telefon, teknoloji merakım var. Kutu açılımı yapayım falan. Eskiden nasıldı arkadaşlar? Saniye oldu Bir şey diyeceğim. Eskiden nasıldı kutu açılımı? Baba mesela, ya örnek vereyim mesela. Atıyorum bu kutu, tamam mı? Adanalı dürümcü kutusu bu arada kendisi. Dün dürüm yedim de. Dün bir dürüm yedim, onun kutusu bu arada bu. Bu mesela kutu. YouTube'da nasıl açıyordun? Evet arkadaşlar, ürün geldi. İşte açıyorsun falan filan, çıkartıyorsun. Bu ürünü göster. Şöyle böyle, burayı beğendim, şurayı beğenmedim. Olay yok. Ama şimdi Evet, şimdi tadım yapacağım. iPhone'da onu böyle oradan açılar, buradan açılar falan filan, bunu çok güzel buldum abi. Bizim de gelişimimiz için mantıklı bir karar vermişsin. Teşekkür ediyoruz. Biz de atabiliriz artık. Teşekkür ederiz. Bakalım öyle öyle saçmalamayalım yani Aynen. şeylerle, detay çekimleriyle, bilmem nelerle. Daha sonra derinlemesine dalar, konuyla ilgili bir video şey yaparız. Çıkarırız haliyle. Dolayısıyla bu videoda gayet basit kutu İşte açılışı bu. yapacağım. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. Çok basit kutu açılışı yapacağım. Tamam. Tamam.
başınıza bunun geleceğini biliyordunuz herhalde. Evet, isterseniz hemen kutularla başlayalım. Gördüğünüz gibi kutular inceldi, oldu. Hakkıcıyım ben hala. Yemin ediyorum ben işte Hakkı abi gibi açmak istiyorum bu. Bunlara gerek var mı sayın iPhone'da beyciğim? Benim hala fikrim değişmedi. Ben web tekno gibi açmak istiyorum. Hoş geldiniz. Yani web tekno gibi ben hatta açmak bile istemiyorum. Neyi kötü onu anlatmak istiyorum, anladın? İyisini herkes biliyor zaten yani. Neden almamalıyız diye anlatmak istiyorum ben mesela. Ama olmuyor. Böyle çıta yükselince olmuyor. Hakkı abi ince oldu ve bu devam. Örneğin iPhone 11 Pro ya da iPhone 11'in kutusu. Bu arada eski bir Apple iPhone kutusu yeni iki Apple iPhone kutusuna bedeldir diye özlü bir söz. Bunu yazın bir kenara. Bunu tüyle kıyaslarsak diye. Görüyoruz ki arada büyük bir fark var. Bu Pro serisi ile 12 arasında çok da büyük bir fark kalmamış. Eskiden LCD ekran vardı. Liquid Retina dedikleri. Gördüğünüz gibi çerçeveler biraz daha kalındı. Şimdi tabii ki çerçeveler daha ince oldu. Çözünürlük arttı ve daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranı geldi. Ve HDR video izlerseniz de ekranın aydınlığı 1200 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu telefonun normal fiyatı 11'e kıyasla da arttı. Türkiye'de durum ne olacak bilmiyorum. Ama bu göründüğü kadarıyla aradaki yani 12 ile 12 Pro arasındaki farkı minimuma indirdi. Bir tek şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Product Red'in kırmızısı bu. Bunda biraz değişiklik olmuş. Değişmiş lan. Biraz daha turuncuya çalmış ya da turuncu pembe. Nit ne? İnternet mi? Ya amına koyayım. He internet adam ağzı sürçtü de öyle söyledi. Oğlum parlaklık hani. Şey oluyor böyle güneş altındaki sana yansıması bazen bazı telefonlar var mesela eskiden öyleydi telefonlar. Güneş altına çıktın böyle gözükmezdi bu ne lan falan olurdun böyle. Güneşin altında sonra şalk artıyor ya telefonu onun gibi yani. Evet. Arası güzel bir renk parlak. Çok güzel bir renk ama Product Red'in beklediğimiz rengi değil, bu da aklınızda olsun. Köşeleri çok güzel olmuş, bu alüminyumdan yapılmış olan telefon ve önce... Yani ben beğendim. Seramik Shield denen olay var iki cihazda da. Bunda renkleri da beğendim. Yani buna koymayalım öbürüne koyalım yapmamışlar. Bir tek fark gördüğünüz gibi arkada ultra geniş ve geniş açı lens var. iPhone 12 Pro'da ultra geniş, geniş ve tele lens var. Çok da lazım olursa tele lens bir şeyin yakınına doğru yürüyebilirsiniz. Onun dışında bu 4K 30... neyini beğendin? Baba şimdi şöyle bir şey var yani bunu telefonun herhangi bir özelliği beni ilgilendirmiyor. Arkadaki Apple logosu ve masaya koyduğunda verdiği artistik. Bana ne yoksa bana koyayım 3.2 megapiksel kamera çıksın bana ne? Bana ne? Ben anahtarın yanına Jiros'un arabasına ödünç alacağım. Mercedes anahtar. Onun yanına Apple koyacağım. Telefona koyacağım. Mal gibi. Buna da parayı vereceğim de ha. Gülnane. Gulu 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 gulu. İzmir romantik. Has siktir ya. Allah Allah ya. Ya bunun neyi ne yani bu? Isırılmış elma gözüksün yeter. Bak bu elma tam olsaydı o zaman da olmazdı ha. He ben bu arada bir şey de diyeceğim. Bir dakika bir. Geliyorum hemen. Jiros bir özel ilgilensene chatle hemen geliyorum. Özel ilgilen... Yapacak bir şey yok. Gün bugündür Eray. Mutlu son lütfen. Mutlu son lütfen. Gün bugündür Eray. Kanka yardım et. Kanka yardım et. Mutlu son isteyen artı birleşince. Ben hepsine yetişemem. Eray ben hepsine yetişemem kanka. Tamam ağzına bir parmak at. Aklım. Orkus bu çocuğu gerçekten mi attın? Aklım mı tamam şimdi ağzını al. O biliyorsun tekniği. Sana gösterdiğim gibi yap. Bu mu? Hayır biraz daha az. Konuşmaman lazım tam. Ulan var ya ne işler ya. Ben Jiros'un şaka yaptığını düşünmüyorum. Yapanı sikiyim. Aptal herif ne şakası amına koyayım. Niye sessizlik hakim? Sen ilgileneceksin. Oğlum amına 20 bin kişi var.
Anca biter amına koyayım. 20 bin kişi olunca ne oldu yani? Sen anca biter amına koyayım. Hızlı hızlı halletmek lazım işimizi. Amına koyayım 20 bin kişinin işini nasıl halledeyim? Yardımcı olun lan. Tamam işte amına koyayım alıyoruz ya. Aga. 100k mı oldu? Has siktir, has siktir. Era 100k, era 100k. Değilim. Oğlum oldun lan. Hay anan avradım ya. Hayırlı uğurlu olsun. Jirox niye senden sürekli Ali türküsü istiyorlar? Kim Jirox çünkü? Tuttu, tutmuş bir türkü o. Onun yapma arada, ben onu be. Onun bu arada, hayır, onun bu arada çalışmalarına başladık Ali türküsünün. Profesyonel stüdyo mu gireceksin? Profesyonel, amını sikeyim ya. Ben yapamıyorum ki bu. Profesyonel stüdyoya gireceğiz. Güzel bir türkü çıkacak ortaya ondan. Ama küfürsüz ha. Gel say o gale, dal ale ale. Geliyor oğlum, geliyor, az kaldı. Bir şey diyeceğim, küfürsüz olsun ama şarkı. Küfürsüz, küfürsüz. Ben sana küfür ayağına sallıyorum ya amına koyayım. Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Türkiye ayağına sadece. Aşağı girdim. Aşağı indim, şok oldum. Ne oldu lan? Şok oldum. Bir dakika bir nefes alayım amına merdivenden. Yoruldu amına koyayım. Evde o kadar çok yer var ki. Yok lan, merdivenden koşunca anlık. Yeni de uyandım ya, ondan dolayı bir eşleyemedim oksijenle. Kemal şey. Ben 15 bini hallettim. Geri kalan 5 bine sen muamele çekeceksin. Haberin olsun. Bir dakika bir şey anlatayım ciddi. Asansörü kullanmıyorum arkadaşlar. Babam kızıyor. Çok yakıyor diye. Oğlum onu her dakika kullanma diyor. Vallahi diyorum elektrik yakıyormuşu. Nerede bak amına koyayım. Şöyle kapkaranlık salon. Işığı bir açtım. Bu köpeklere takılan yuvarlak şey var ya böyle. Bir şey ısırmasınlar etmesinler tasma kafası. Diyorlar. Yok lan yok. Yuvarlak değil, böyle lan, anten gibi gözüküyorlar ya. Boyunluk. Aynen. Elsa'da o takılı. Işığı açtım. Ortada şöyle duruyor. Evin ortasında ayakta. Kafası ne kadar güzelse böyle kalmış öyle. Öyle duruyor bak. Oturmuyor şey baba yapmıyor. Yardım et baba. Vallahi diyorum böyle duruyor yani. Harbiden diyorum yiyeceğim ya. Şu çabuk geçse de. Vallahi diyorum. Şimdi şöyle. Product Red'i ben ilk başta şuradan anladım. Bu elinde gördüğünüz Apple Watch adamın Series evin 6. Apple şey amına koyayım. Bu gördüğünüz Series 6. Bu Red serisi bağış yapılıyor. Bu Red serisi neydi Jirox? Bağış yapılıyor. Kurumu söylesene hemen, bir globalde. Hemen söylüyorum. Globalde kuruma. Dösev değil mi? Değil. 8 Afrika ülkesinde HIV AIDS'i ortadan aynen kaldırmaya yardımcı olmak HIV için sektörle farkındalık yaratmayı ve fon sağlamayı amaçlayan Red şirketi tarafından lisanslı bir marka. Aynen öyle. Şimdi ben bunu aldım. Şimdi şöyle bir koluma takıp size yakından da göstereceğim. Size ürünü de göstereceğim size. Bir meraklar gitsin, ortadaki şey gitsin. Niye alındı? Niye alınma diye çok güzel cevabım var. Mesela şu bir tık daha şey olabilirmiş. Kullanışı mesela ben bunu böyle bağlayamıyorum. Görüyor musun mesela? Bak bunu böyle 2 saat böyle oradan onu al, buradan bunu ne yapayım? Bunu adam mı tutalım bunu da takalım diye taktım. Tamam. Şimdi baba bu gördüğünüz gibi şöyle göstermek gerekirse kolumuzda şöyle gösterelim. Senin anana uğradın. Şuna bir netle baba. Şu kolu netle ya. Allah senin belanı vermesin ya. Heh, şöyle gösterelim. Bu gördüğünüz Apple Watch. Gördüğünüz seri 6 Red. Şimdi şeyden falan da görüyorsunuz biraz da farklı. Şimdi menümüze bakalım. Açılmıyor. Neden? Çünkü çalışmasının benim için bir önemi yok. Bunu ben tamamen artistik olsun diye bu şey merkezlere gönderilen şeyler var ya, boş, içi boş bunun. Sadece görüntü. Maket. Taktım. Altı takıyorum. Bunu kim görecek? Bu çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ekranı kapatmışım, kısmışım. Altı takıyorum. Arada bir de şöyle sen yapıyorum. Sen bakmazsan kimin umurunda olacak? Arada yani bir de şöyle yapıyorum oğlum bak. Telefondan ilk başta bakıyorum tamam mı? 23.31 şöyle yapıyorum. 23.31 diyorum mesela. Anladın mı? Hani onu da millet şey yap. Baba Apple Watch 6 mı bu? Mal da değiliz herhalde. Bu havası şekliyse bunun çalışmıyor ki bu.
Çalışsa ne olacak? Oksijenim ölse ne olacak ya benim? Kaç oksijenim? Benim %100 zaten. %100 oksijenle çalışan bir vücudum var yani. Ne değeri ne ölçecekmiş, şeyini ölçecekmiş. Ne diyecek? %90 oksijen, %10 motorin mi diyecek aman abim? Ne o zaten sonra ben motorin mi içeceğim? Ne yapacağım yani onu? Anlamadık ki ya. Okey baba işte alın size buyurun. Bak, arkası bile var. Değil ama. Arkası bile var bak gördüğünüz gibi. Buradaki ışıklar bile var. Buyurun. Gerçekten çok mantıklı. Aynen öyle. Baba ben size diyorum yani bu bak kafayı ben kullanın. Kafayı kullanın. Hiçbir türlü baba şey kalmazsınız. Yani şeyi anlayamadım sadece. Bir ayarı var bir dakika onu yapayım. Apple Watch'larda olmayan bir ayar daha var. Heh. Şu olay tamamen. Radyo var. Radyo Power Türk. Ya bisikleti sen ne aldın amına koyayım? Radyo oğlum. Bak değiştiriyorum. Sen bir süreden sonra hani anlaşılabilir bu durum, ortaya çıkabilir yani bir noktadan sonra. Bilgi açısından. Siz mesela çok mesaj geliyor Merve Hanım'la ilgili. Merve Hanım şu anda aslında birçok kişinin karşısında mülakattasınız. Farkında mısınız bilmiyorum. Size eksiklerini söylüyor dinleyicilerimiz. Lütfen yanlış anlamayın. Evet. Belki evet. De kendinizi geliştirmeniz için. Şarjı da bitmesin. O çünkü evet. Ekstra. Belki gördüğünüz gibi arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum? Mesela yok. Normalinde radyo madyo olay yok yani. Var bir sürü şey var. Bir sürü özellik Sayın var. Sayın Eray size çakmış mıydım ben? Ya ne alakası var amına koyayım? Yine şöyle konuşma ya. Lan oğlum radyo yapmıyor muydun? Oğlum o size çakmış mıydım değil salak. sizinle sikişmiş miydim? Neydi lan o? O daha cool'du amana. Pardon sayın dinleyen. Senin dediğin daha cool'muş. Hayır lan şey oğlum o. Hiç yarrak yediniz mi o? Neydi ya sayın dinle? Sizinle yatmış hayır. Mıydık ki? Sizinle yatmış ha, mıydık? Tamam. Kaç saat oldu götler yemeğiyle? Hayır hayır o değil. Sizinle oğlum. Evet ya böyle. Adam diyor ki. Adam evet, diyor ki bak bizim oldu. Çocuk var ya yemin merhaba. Ediyorum öyle bak kaybedenler kulübü pompaya gidelim bak şimdi. Pompaya gidelim falan diyor ya. Pompaya koşalım merhaba. Falan diyor. Bizim Jiros ne diyor biliyor musun? Bisiklete binelim mi? Bak muhabbete bak. Bizi kiralarız da 5 dakika bizim çocuğum. Bak. Merhaba sayın dinleyen. Yüz yüze geçiş. Bak. Alo iyi geceler. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Anlamadım. Teknik olarak kadın mısınız? Biyolojik olarak da tabii. İlk açılışınız ne zaman yapıldı? Ne açılışı? Açılış. Açılış yani ilk pompa. La pompa. Il pompino. Le pompier. Daha yapılmadı. O zaman sizinle birkaç yıl sonra konuşacağız. Tövbe tövbe ya Allah'ım yarabbim. Bu mesela bu Jirox'la Eray'da bu nasıl biliyor musun? Bu diyor ki bunlar diyor ki böyle neyi dedi ya geçen? Eray biz bu filmi sadece şehzadeleri izledik ya kaçırmışız lan muhabbeti. Kanka ben şey yazıyorum sek sahneleri. Eray Bey, ne zekalı. Size basmış mıydı? YouTube'a öyle yazıyor harbiden. Basmış mıydı? Hadi diyor bisiklete binmeye gidelim diyor. Merhaba Jirox. Hiç yarrağı köklemiş miydin? Oğlum siz ne kadar terbiyesiz. Ya sen ne terbiyesiz bir insan oldun amına koyayım. Eray Bey ilk açılışınız ne zaman oldu? Dün açtım. Dün açtı kendisi. Yani pompa. Devam. 30 kare HDR video çekebiliyor. Bu 4K 60 kare HDR video çekebiliyor. Ama normal video çekmeye kalkarsanız 4K 60'ı şey bu da çekebiliyor. Bir şey diyeyim, yani bir hiç şey son. Ne? Allah aşkına bak bunu Kemal işte iPhone 12 Pro izliyor iPhone'da o atarken lütfen şu bizim sahneleri kesebilir misin? Baba buraları kesip atalım vallahi diyorum buraları şu. Lütfen kesip atın bak. Adamlar kızıyor ya. Sonra bize ya. Vallahi diyorum ya. Sayın dinleyen. Ya of izlemeyeceğim. Allah'sın belanızı versin. 3.40'da var ya hiçbir şey